Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün gönderim görevi ve hikaye görevi hakkında bir video yapacağım. Söylemiştim. Az çok her oyun modunu anlatan şeylerim var. Videolarım var. Ama ondan önce saat artık 6'ya gelmeden şurada boyut görevini bir temizleyeyim. Burayı temizlemeyi unuttum. Bu arada epik görevde ilerliyorum. Artık Deadpool'u da bitireceğim. Son görevler kaldı. Şöyle 20 kere temizlemek yeterli olacak. Veya bir 10 kere daha temizleyelim. Şeyimizi alalım. İyi olur. Daha sonra bir ufaktan epik görevlerden alacağımız şeyler var. Onları alalım. Ve daha sonra gönderim görevine gideceğiz. 24 olmuş. Bu kendi kendine gitsin. Acelemiz yok. Deadpool'u almak için çok da bir acelemiz yok yani. Sadece güçlendirme puanımız gitti. O biraz sıkıntı oldu ama dert değil şu anda. O dolar ya. Neyse. Epik görevden şuradan her zaman artık hangi şeyi açmışsam onun büyümesini mutlaka alıyorum. Bunu zaten çoğu kişi yapıyordur ama yapmayanlar varsa mutlaka yapsınlar. Burada güzel biyometrik veriyor. Yani günlük aldığımız şey iyi biyometrik. Şuradan Phoenix tüyümüzü alıyoruz. Phoenix tüyüyle Mükren kristalini alıyoruz. Buradan güzel. Şunu da aldık. Hemen gelelim şuradan son olarak X-Men'den de 2 bölümden alıyoruz. Orada diğer bölümü açamamışım. Onu da açtıktan sonra oradan da Phoenix tüyümüzü her gün alacağız. Yani burası alınmalı. Şöyle şunu da yaptık mı? Güzel. Bir tane şeyden aldık. Tamam. Enerjimiz kalmadı bu arada. Ne yapabiliriz? Şöyle hemen ittifaktan alalım. Çok da uğraşmayalım. Bakalım. Aynen. Tamam. Şuradan hemen 75 enerjimizi alalım. Bu bize yetecekti. Artacaktı şimdi. Etkinliklerin ne durumdayız? Burada 4 birikmiş. Biraz daha biriksin. Şurada şeyi oynamamız lazım. Onu oynayalım. Hikaye görevini, pardon. Neydi o? Efsane savaşı oynamamız lazım. Onu oynayamaz sonra ama ilk önce şurayı yapalım. Gönderim görevi. Şimdi gönderim görevi oldukça önemli bir yer. Niye? Çünkü çok fazla altın alıyoruz ve malzeme alıyoruz buradan. O açıdan buradaki dükkan var. Buradan şansa işte görev dükkanı bölümünden bir şeyler düşebiliyor. İşte kart olsun, CTP olsun falan ama çok pahalı oluyor. Bu tamamen keyif meselesi. Ben buradan genelde biyometrik alıyorum normal dükkan kısmından. İşte biyometrik bazen mükren kristali geliyor, tüy geliyor. ISO 8 alıyorum ne bileyim. Sıfırlayalım biraz hatta ne gelecek bakalım. Mesela yani biyometrik alabilirsiniz. Mesela ben çok alıyorum. Lazım oluyor çünkü biyometrik. ISO 8 lazım oluyor ondan alıyorum. Yani istiyorsanız kostüm tipi çipi alabilirsiniz. Başka ne veriyor? Tüy işte kristalli olanları almıyoruz tabii ki. Bayağı da varmış. Değişim atarız. Yani güzel biyometrik verdiğinde onları mutlaka alıyorum. Yani bu şekilde. Başka ne veriyor? Böyle. Ne lazımsa alabiliyoruz. Yani o açıdan güzel ve toplama dediğimizde bakın burada altın veriyor oldukça. Bölüm bölüm. Bakın mikren kristali veriyor. Phoenix tüyü veriyor. Burada normal malzemeler veriyor. Şurada boyut özü veriyor. İşte mandalay cevher parçası veriyor. Ve sambileşen paketi veriyor. Bunlar oldukça önemli. Buradan da bir şeyler veriyor ve burayı daha şey yapmadık, göndermedik. Buradan şey de veriyor, kozmik küp parçası da veriyor. Ve en önemli kısım 7. bölüm ve sonrasını oynadığınızda buradan gördüğünüz gibi CTP atma ihtimali var. Çok düşük de olsa ISO 8 atıyor. Yani bu da güzel, fena değil. Premium kart atma ihtimali var. Şöyle en sonlarda gösterelim. Premium kart atma ihtimali var. Ve Odin Urus'u da atma ihtimali var. 7. bölüm oldukça kolay. Burayı günlük otomatiğe bırakabilirsiniz. Eğer ki istiyorsanız. Şu an hazır etkinlik varken bunu deneyebilirsiniz. Belki atar. Ve geldik 10. bölüme. Burayı bu takımla temizleyebiliriz diye düşünüyorum. 11 ve 12. bölüm de var. Sektör de var. Tabii ki son bölümleri yapmak için delmenizin oldukça yüksek olması lazım. Saldırılarınızın oldukça yüksek olması lazım. Ve oralarda ilerlemeniz lazım. Ben daha oraya gelmedim. Hazır 10. bölümün finalindeyken burayı yapalım. Moonlight'ta otomatik başladı. O yüzden çok şey yapmadım. Bu oyun modu biraz kasıyor bende. Videoya yansırmaya emin değilim. Yansırsa da sıkıntı yok. Şu anda kasmıyor gerçi. Şu an oldukça iyi. Şansımıza veya düzelttiler mi diyeceğim yok. Şu an evet şu an oldukça kasıyor. Böyle olabiliyor. Çünkü biraz yoğun bir oyun modu gibi mi? Yani aslında değil. Yani birçok oyun modu böyle ama burada biraz şey var. Otomatik oyunu kapatayım bu arada. Kendimiz oynayalım. Birkaç taktiğini vereceğim. Belki bilmeyeniniz vardır gönderim görevi hakkında. Burada 3 tane bölüm var. İlk bölüm burası var. Daha sonra bir ikinci bölüm var. Bir de başmanımızın olduğu son bölüm var. 3 aşama var. Bakın 2 dakika 20 saniye kala burada duruyor.
Tüm canavarlar bittiğinde buradaki dakika duruyor yukarıda. Yesnek denizin dolmasını bekleyebilirsiniz. İstiyorsanız altıncı skinizin dolmasını bekleyebilirsiniz. Mesela Vakri'de kaç taneye kalmış? 5 taneye kalmış. Sift'te de o kadar kalmış. Yani bunlar dolduktan sonra geçebilirsiniz. Çünkü süre ilerlemiyor. Yani bu sizi biraz daha rahatlatabilir. Bunu bilin. Kategori 3 yesneğinizin dolmasını da bekleyebilirsiniz. 10 dakika boyunca bekleyebilirsiniz. Sıkıntı yok bunda. Bunu söylemiş olalım. Bu güzel bir taktik. Yani zaten ufak bir taktik. Bunu yapabilirsiniz. Daha çok böyle alan hasar vuran karakterleri kullanmanız sizin için iyi olabilir. Mesela Moonlight gibi birçok karakteri bir anda vurabiliyor. Yani şu an birçok karakter öyle ama oldukça fazla hasar yere alana vurabilen karakterleri tercih etmeniz önemli. Şu an zaten kategori 4'ler işte Iron Man, Thor, Moonlight burada oldukça iyi. Loki oldukça iyiydi. Strange oldukça iyiydi. Yani birçok karakter var diye olan var da yani, tamam mı? Yani önemli olan delmeniz yüksek olsun, saldırılarınız yüksek olsun. Her türlü burayı halledersiniz, emin olun. Bakın şu anda bir tane de kitap aldık, elde ettik. Buranın zor bir kısmı yok. Yani oyunda, yani oyun modunda hiç zor bir kısmı yok. Tamamen sadece delmenizin yüksek olmasından ve saldırınızın yüksek olmasından geçiyor. 3 karakteriniz de saldırı yapıyor. Yani burada öfke seyi tipi olan 3 tane karakteri tercih edebilirsiniz. Yani mesela şu andaki 3 karakter oldukça iyi. Biz Moonlight'da oynuyoruz. Vakri'de öfke olduğunu düşünün. Sif'te öfke olduğunu düşünün. Yani random oynuyor ama size etki edecektir. Tabii genelde White Fox'da kullanılıyor. Falan filan işte. Yani takımı ayarlayabilirsiniz. Şurada hemen rotasyonumuzu atalım. Bakın şu anda bizim için burası kolay. Yani oldukça kolay. Büyük ihtimalle biz 11. bölümü de tamamlarız. Ama 12'de ne yaparız? Emin değilim. 12'yi tamamlarsam Instagram'dan paylaşırım. Instagram'dan bakabilirsiniz. Orada oldukça şey paylaşıyoruz artık. Güzel bir sayfa yapmayı planlıyorum. Yani eskiden YouTube'da eksik vardı. Burayı halletmiştik. Şimdi bakıyorum Instagram'da da eksik var. Hiç sayfa yok gibi. Yani önemli şeyler paylaşan bir sayfa yok gibi. O yüzden oraya da el attık. Oraya gelebilirsiniz diyorum. Ve bir dakika kaldı. Şu anda neye saldırıyoruz emin değilim. Bakayım burada ne kaldı. Şöyle orada bir şey de yok gibi. Göremiyorum. Heh, varmış, tamam. 50 saniye kala bitirdik. Oldukça güzel. Ve 10. sektörü de bitirmiş olduk. Güzel 3 yıldızı bitirdik. Tamam. Bakalım. 2 dakika 10 saniyede bitirdik. Tamam. Sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde geçelim. Tabii delmemiz, saldırımız yüksekse daha kısa sürede bitirebiliyoruz. Şimdi gönder diyelim buraya. Burada otomatik kuşan diyelim. Tamam mı? Otomatik kuşanıyoruz. Burada bazı karakterler eksikmiş. Gönderim yapalım. Birçok karakteri tabii biz burada 9. kısma gönderdik. Oto kuşan dediğimizde değişim oluyor mu? Olmuyor. Değişiklik olmuyor. Buradan çıkarabiliyor muyuz? Evet, çıkarabiliyoruz. Yani gönderim yapabiliriz. Yani en iyileri şey şöyle, eğer kaydettik mi acaba? Gönder diyelim. Yok, kaydetmedik. Tamam. Yani en iyileri belki buralara götürebilirsiniz. Orada çok bir fikrim yok açıkçası. Ben rastgele paylaşı yapıyorum ama daha iyi ödülleri burada aldığımız için belki buraya en iyi karakterlerinizi koyabilirsiniz. Mesela gidip bakayım şöyle, işte Mephisto'yu, ne bileyim Moonlight'ı gidip buraya koyabilirsiniz. Yani yüksek değerler veriyor. Bakın 250 bin veriyor bir tanesi. Bir tanesi 100 bin veriyor. Yani bu önemli tabii. Ona göre son bölümlere daha iyileri koyabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Gönderim görevi böyle. Günlük çok fazla altın alıyoruz. Yani günlük buradan 2-3 kere malzeme toplamanız lazım. Bu şekilde altınınız oldukça birikecek. Bir kere tamam bir altın yuvası. O açıdan oldukça iyi. Hikaye görevine gelelim. Hikaye görevinde en çok oynamanız gerekenler bence en son bölüm. Çünkü 3 tane bölüm var ve günlük en kolay oynayabileceğiniz yer burası. Bakın burada karakteriniz varsa, ki buraya anlatmıştım ama özel video olarak anlatmak daha iyi. White Fox istiyor. Eğer ki White Fox koyarsanız buradan parça alma ihtimaliniz %25 artıyor. Hemen şöyle Sif yerine yapalım. Vakti'yi hemen alalım. Şöyle %25 arttı. Tabii bu da varsa %25 artıyor. Corvus da varsa %25 de artıyor. Ve tüm karakterleri ölmeden tamamlarsanız %25 şansınız da artıyor. Ve günlük ödülü alabiliyorsunuz. Parçaları birleştirdiğince de 3 tane parçamız var. Şu kutudan birleştiriyoruz ve buradan premium kart elde etme ihtimalimiz var. Ve en önemlisi kategori 3 malzemesi elde edebiliyoruz. Tabii ki şöyle bir durum var. Veteran oyuncular için oldukça önemli. Mesela Corvus çoğu yeni oyuncuda yoktur. Yani veya neydi bu karakterin adı? Monica Rambeau. Monica Rambeau değil mi?
Naomi diğer neydi? Diğer adı. Diğer adını unuttum. Marvel evreninden gelelim. Kahramanlara gelelim. Işınlardan bakalım. Neredesin bakayım? Neredesin? 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 Ha, Spectrum. Aynen. Spectrum mesela olabilir. Bu varsa. Mesela burada Moonstone çoğu kişide vardır büyük ihtimalle. Red Guardian yoktur. Belki Bullseye vardır. Veteranlarda vardır mutlaka. Yani rahat mesela burası da. Wave çoğu oyuncuda vardır. Rescue biraz daha iyi oyuncularda vardır. Swordmaster belki çoğu oyuncuda yoktur. Yani hepsinin olduğu bölümler de olabilir. Burada temizleme yapalım. Üstüne girelim hemen. Şuraya girelim. 125 şansla geç diyelim. Kolay, zor değil. Tabii yani yine saldırı ve delmeden geçiyor. Hikaye görevi ve gönderim görevi için. Yani iyi kart değerleriniz varsa rahat temizlersiniz. Onu söyleyeyim. Bu arada bir an rotasyonu unutarak daldım. Sıkıntı yok. Zaten kolay şu anda benim için. Kartlarım iyi olduğu için burası beni zorlamıyor. 3-5-4 şeklinde oynayalım. Vakti de oldukça sevdim. Yani meta değil diyenler olmuş ama Crescent'le gerçekten karşılaşmak lazım. En azından özel ekipmanın hali Sif'ten daha iyi. Yani bunu söyleyebilirim çünkü Sif gerçekten iyi skor atmıyordu. Ama Vakri kesinlikle iyi skor atıyor. Bence oldukça iyi skor atıyor. Asla pişman etmeyecek gibime geliyor. Şöyle hızlı bir şekilde burayı temizleyelim. Hemen 2-1 yapalım. Siz de öldüğünüz sayılır da neyse. Şöyle 2-1 yapayım. 3-4-5. Tamam. Şuraları da hızlı bir şekilde temizleyelim. Burada ufaktan şeyler geliyor. Onlardan kaçarsınız. Bunlar büyük şey değil. Hasarımız da patladı. Sıkıntı yok. Güzel. Şöyle hemen geçelim. Son bölümlere doğru gelelim. Bakalım burada ne varmış. Evet, burada 3. bölüm galiba burası. Direkt son bölüme geliyorsunuz. Thanos Reis ile oynuyoruz. Burada bizi yani çok zorlar. Kartlarınız iyi değilse zorlar. Yani kartlarınız iyi ise hiç kaçmanıza bile gerek yok. 2 vuruşta bazen bir vuruşta da bitirebilirsiniz. Kartınızın durumuna göre hop burası tak diye bitti. Yani bundan ibaret sadece oynayacağınız kısım bu. Bir de 2. bölüm var. Bir de 1. bölüm var. Bakalım parça attı. Çok güzel. Bir kere ilkinde attıysa attı. Atmadıysa bir daha oynamanıza gerek yok. Çünkü atma ihtimali kalmıyor. Yani parçayı atıyorsa 1. oynayışta atıyor veya atmıyor. Tamam mı? 2. 3. oynamanıza gerek yok. Gelelim buradan. Burası da iyi. Burada şey veriyor. CTP veriyor. Burası da oldukça iyi bir kısım. Yani burayı her gün oynayabilirsiniz. Parçayı aldıktan sonra daha oynamanıza gerek var mı? Ya otomatiğe bırakabilirsiniz belki ama çok vaktiniz varsa da direkt oynayabilirsiniz. Mesela 7-3'te ne varmış? Kingpin varmış. Burada bir şey yok. Mesela en son bölümde bende iki tane karakterim var. Mesela Star-Lord'da Ghost Rider var. Hemen şöyle yapacağım. Star-Lord'u böyle alacağım. Ghost Rider'ı böyle alacağım. Moonlight'ı da yanımıza götürelim. Ve burayı temizleyelim. Burası son kısım. Hepsini temizleyebilirsiniz. Yani buradan CTP atıyor. O şeylerden atıyor. Tür gelişimi biletlerinden atıyor. Yine kategori 3 malzemesi atıyor. Yani kategori 3 malzemesi açısından oldukça iyi. Bu arada neyse şöyle hemen ha, değişiklik koyuyor muyuz? Tamam. Moonlight'a geçelim. Hızlı bir şekilde temizleyelim. Yani temizlemek zor değil. Yani günlük yarım saatinizi alır. Yarım saat önemli bir süre. Ben vakit ayıramıyorum. Keşke ayırabilsem oynarım açıkçası. Ama bir de tüm karakterler bende olmadığı için yani şansım da düşük olduğu için büyük ihtimalle atmayacak ve onun için de vakit öldürmek istemiyorum. Yani biraz kategori 3 yapmak lazım burayı oynamak için. O yüzden biraz sıkıntı ama ileri seviye oyuncu olup elinde çok fazla kategori 3 olup ne bileyim 6. skill'lik karakteri olan kişiler kusura bakmayın burayı mutlaka oynasınlar. Daha önce oynamıyorlarsa hikaye görevini bu açıdan oynasınlar. Şöyle bitirmiş olalım. Geç diyelim ve şuraya hızlı bir şekilde girelim. Evet, son bölüm. Burası bakalım atacak mı? Hiçbir karakterimiz ölmedi. İki karakterimiz vardı. Geç diyelim. Ve malzeme atmaz umarım diyeceğim. Ama atar büyük ihtimalle ya. Evet, attı. Şansımız yüksek olduğu için büyük ihtimalle atacaktır. Böyle oynayıp malzeme elde edebilirsiniz. Hepsini toplayınca da parçaları birleştir diyorsunuz. Buradan ve buradan birleştirdiğimizde şey oluyor. CTP belki atar ama en azından kategori 3 malzemesi bile sizi biraz öne taşır mutlaka. Nick Fury bölümden ne atıyor? ISO 8 atıyordu galiba veya Odin. Aynen ISO 8 atıyor. Burası çok iyi değil ama istiyorsanız oynayabilirsiniz. Kolay yani. Ben hiç tercih etmiyorum lazım olmadığı için. Sadece kategori 3 malzemesi için olabilir eğer ki çok vaktiniz varsa.
Yine burada da Odin Oruz falan atıyor. Burada da 4 bölüm var. Kolay yine. Burası iyi. Belki burası oynanabilir. Buraya da oynayabilirsiniz. Mesela ne şurada iyi bir şey istiyordu sanki. Yok. Şurada 2 var. İlk bölümde mi eksiğimiz varmış? Aynen. Hemen yapalım. Bakın burada tabii özellikler olabiliyor. Bunlara dikkat edin. Bazı yerler fiziksel saldırıya yansıtabiliyor. Bazıları element hasarını işte etkilenmiyor. Bunlara dikkat edin. Bunları daha önce anlatmıştım. Bazıları diyor işte şu hikaye görevini geçemiyorum. Direkt ölüyorum. Hasara vuramıyorum. Eğer ki element karakterine bağışıklı olan birisi varsa yani o element hasarı vuranlardan hasar almıyor. Tamam mı? Yani onu bilin. Yani bilmeyenler olabilir. Haberiniz olsun. Gelelim şöyle. Hemen geçtiyelim. Burayı bir temizleyelim. Temizinden. Buraya da yapalım. Bakalım buradan da parça atarsa güzel olur. İkinci bölüm. Bakın burada mesela iki karakterim varmış. Burası oynamaya değer mesela. Ama bir karakteriniz olduğu veya hiç karakterinizin olmadığı yer çok fazla değmez de. Ama yine de oynayın. Bu atmayacağı anlamına gelmiyor. Atabilir. Bakın şu an bir hasar veriyorum. Bizden büyük ihtimalle element hasarı vuran bir karakter istiyor belli ki. Veya bakın Kaptan Amerika ile oynayalım. Evet bunu da oynayabiliriz. Moonlight'tan hasar yemediler. Tabii şey Kaptan Amerika da element vuruyor bu arada. O da var. Onu da geçelim. Az sonra bakarız ne istiyormuş falan. Neyse. Bakalım bir bölümü atacak mı bizi. Evet Loki. Ne haber Loki? Gel şöyle. 5 vuralım. Hemen biz Süper Dev'le mi devam etsek? Süper Dev'le devam edelim. Gerçi Kaptan Amerika daha iyi. Bakın daha iyi alın hasarı vuruyor. O açıdan biraz daha iyi ama sıkıntı yok. Şöyle Thor da yardım ediyor bakın bize. Thor Reis filmi yeni çıktı. Fena bir film değildi. Spoiler vermeyin ne olur ne olmaz. Daha izlemeyenler vardır belki. Discord'a gelip oradan konuşabilirsiniz spoilerlı yerde. Discord'da da bugün Instagram'dan gönderi paylaştım. Oradan gelebilirsiniz. Evet Loki var burada. Altın skill'i kullanacağım. Altın skill oraya gitti. Sıkıntı değil. Yani zaten bitirecektir de. Neyse biraz baştan salma oynuyorum. Burada ne yapıyor? Evet bunlardan kaçmanız lazım tabi. Loki burada. Yani bu gereksiz zorluk ama çok da zor değil yani. Şunlardan kaçmak o kadar zor değil. Zaten o bitti derken Loki illa uğraştıracak. Tamam. Bitti. Bakalım parça elde edebilecek miyiz? Bitti değil mi? Aynen. Bakalım buradan da umarım parça elde ederiz derken edemedik. Yani bu edebileceğimiz anlamına da gelmiyor her zaman. Etmezsek de 3-4 tane de kategori 3 malzemesi veriyor. Çok bir şey değil ama neyse malzeme alamadık. Bakın burada niye hasar veremedik? Bakalım dokunduğu her şeyi onuran enerji diyor. Evet element olmayanlara karşı hasar bağışıklığı varmış tamam mı? Yani element vurmayanlar burada hasar veremiyor. Onu söyleyelim. Bunu bilmiş olalım. O yüzden zaten Süper Dev, Elektro ve Kaptan Amerika'yı vermiş. Hep element hasarı verenleri vermiş. Gördünüz mü? Güzel. Tamam. Mesela burası yine element hasarı vermeniz gerekiyor. Aynen. Yani bunlara dikkat etmeniz lazım. Element bazı yerlerde enerji vuranları, bazı yerlerde fiziksel vuranları almanız lazım. Bu şekilde ve en son malzeme birleştirip kutu alıyorsunuz ve oradan artık şansınıza ne düşerse oyunun çok fazla değer görmeyen demeyeyim yani en çok değer görmeyen oyun modu hikaye görevi kesinlikle çok oynanmıyor ama üstün bölüm kesinlikle oynanması lazım. Normalin oynanmasına gerek yok da üstünün oynanması lazım. Gönderim görevini zaten bir kere oynuyorsunuz 12'ye kadar ve bitiyor. Daha sonra hep malzeme topluyorsunuz. İstiyorsanız da şurada 7. katmanda otomatiğe bırakabilirsiniz. Şansınıza güveniyorsanız ki çok düşük bir şans var. Buradan CTP veya bir ihtimalle premium kart atma ihtimali var ama çok çok düşük bir ihtimal. Bu şekildeydi. Kanalımızda gönderim görevini ve hikaye görevini tanıttığımız bir videomuz olsun istiyordum ve bunu da yaptık. Bir sonraki videomuz ne olur emin değilim. Ona bakarız. Hallederiz. Sıkıntı yok. Hesap inceleme yapacağım demiştim. Daha 2-3 tane yapacağım. Onu da merak etmeyin. Instagram'a gelin. Oradan birçok şey paylaşıyorum. Bunu artık oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.